Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte beyin gücüyle hareket ettirilebilen Mindflex'i inceliyoruz. Evet millet, yanlış duymadınız. Adamlar düşüncelerimizle hareket ettirebildiğimiz bir mekanizmayı kutulamışlar ve bir oyuncak haline dönüştürmüşler. Şimdi gelin bizleri Jedi'ye çeviren bu alete yakından bakalım. Öncelikle arkadaşlar, kutunun içinden çıkan kafa bandını kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Ön tarafta bir sensörü var. Bunun tam alnımıza değmesi lazım. Aynı zamanda mandallar var. Bunlar da kulağımıza geçecek. Şöyle takalım. Daha sonra bu mandalları böyle küpe gibi kulağımıza takıyoruz. Kulaklarımıza da taktığımıza göre artık alet çalışmaya hazır. Topu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hem Mindflex açıyoruz hem de kafa bandımızı açıyoruz. Kendisi Almanya'dan geldiği için Almanca konuşuyor. Ancak Amerika'dan falan olursanız İngilizce konuşuyor. Bunu da söyleyelim. 3-4 farklı modu var. Biz en basiti freestyle moduna getiriyoruz. Freestyle. Daha sonra başlatıyoruz. Ben topa odaklandıkça top havaya kalkacak arkadaşlar, iddiası bu. Şimdi sizinle muhabbet ettiğim için kalkmıyor tabii ki de. Şu an tamamen topa odaklanmış durumdayım ve gördüğünüz gibi top bayağı yukarıya kalktı. Şimdi algımı başka tarafa çevireyim bakalım. Kendimi toptan alamıyorum. Şu an hakikaten kafada sürekli top diye bir düşünce var. Çağdaş, gel başka bir şey düşünmeme yardımcı ol. Abi evleniyorsun, masrafı var bunun, stresi var, aile var, elektrik var ama sen toptan alamıyorsun kendini. Başka bir şey düşünmeye çalışıyorum şu an. Bir saniye. Aha, hadi. Valla İlyas Salman geldi aklıma, direkt gitti. Arkadaşlar, beyin gücümüzle topu sadece aşağıya yukarıya kaldırabiliyoruz. Sağ sol yapmak istiyorsak ön tarafta bir tekerlek var. Bunu sağa sola çevirmemiz gerekiyor. Bunu böyle çevirerek şu deliklere falan sokmaya çalışıyoruz. Böyle bir oyunlaştırma yolunda gitmişler. Top, düşünüyorum. Fazla düşündüm galiba. Çağdaş bunu alacak, kafa topu ekibinin yanına bir götürecek. Onlar bakalım düşünceli insan mı değiller mi, orada bir görelim. Ben kendimi düşünceden alamıyorum. Aldım mı? Becerdim. Beceremedim. Üfürükçü oğlum bu. Hiçbir şey düşünmüyorum, kalktı bu. Düşünce kalkması gerekmiyor mu? Olmuyor. Yani az düşünmeye başlamadım ki hala düşünüyorum, kalkmıyor. Dönme lan, toptan al abi kendini. Alamıyor. Sil kafandan. Engel olamıyorum. Dur, borçları düşüneyim bak. Abi borçları düşündükçe bu da yükseldi. Başka bir şey düşün. Topa odaklan. Topa nasıl bir odak var abi sende ya? İşte. Başarı böyle geliyor işte arkadaşlar. Evlilik düşün, masraf düşün. Abi şöyle kapatayım gözlerimi. Gitti bak top. Şimdi abi. Bir de topu düşün bakayım. Ne oldu senin evlilik işi? Bir daha düşün bakayım. Erda. Olmuyor abi. Beni ya, kandıramazsın top. Yapma ya işte. Çalışıyor işte Ali. Yani üfürükçü gibi geldi de iyi üflüyor aslında. Valla ben yalan olduğunu kanıtlayamadım ama bence yalan. Evet Arda, inandın mı? Yok, inanmadım. Kesin inandın. Abi kesin siz oradan bir yere bir şey basıyorsunuz. Ondan yüksek. Ben kredi kartını düşündüm, evliliği düşündüm. Bu tavan yaptı. Hani düşünmediğim zamanlarda da uçuyor. Ben inanmıyorum. Az düşünüyorum. Top. Böyle bir şey mi acaba? Geçirmeyi başardım. Şimdi topu düşünüyorum. Düşünmüyorum gerçekten. Bayağı çalışıyor alet ya. Tıptaki EEG tekniğinin en basit hali aslında Mindflex. Hem alnımızdaki hem de kulaklarımızdaki sensörler sayesinde beyin akımlarının yoğunluğunu ölçüyor. Eğer bu sensörlerde beyinde yoğunlaşmış bir akım algılıyorsa konsoldaki falan güçlü bir sinyal gönderiyor. Tabii bu ne kadar yoğunlaştığımıza bağlı. Bu gönderdiğimiz sinyallerde ne kadar yoğunlaşırsak dedik, topu da o kadar fazla yükseğe çıkartıyor. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürünü bizlere benim bir arkadaşım Emre ismine sağ olsun tedarik etti. Almanya'dan kendisine almış 20 euro gibi bir meblağa. Bence gayet ucuz bir para böyle bir ürün için. Biz ürünü oldukça beğendik. Sizin de fikirlerinizi ankette bekliyoruz arkadaşlar. Merak ediyoruz. Arkadaşlar, anketten ziyade ben şunu da çok merak ediyorum. Yorumlarda bu meseleyi tartışalım. Bu tarz bir teknoloji oyuncağa kadar ve 20 euro gibi bedele kadar düşebiliyorsa acaba bilim insanları falan bunu nerede kullanıyordur? Komplo teorilerinizi açıkçası merak ediyorum. Bunu da yorum bölümüne yazın. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, her iki tarafta duran bağlantıya tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da şurada bir yerde kanalımıza abone olabilirsiniz.